Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı arttı. Ehl-i Beyt'in ittifakıyla Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın odasında yatmasına karar verildi. Bu defa da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetine o şekilde vaaz ve nasihatler ediyordu. Sonra minberden inip yine Hazreti Ayşe'nin odasına geçiyor ve istirahat buyuruyorlardı. Hastalığı sırasında daima ezan okundukça Mescid-i Şerif'e çıkar ve imam olup cemaatle namazı kıldırırdı. Fakat vefatına 3 gün kala hastalığı ağırlaştı ve artık Mescid-i Şerif'e çıkamaz oldu. İşte o vakit Hazreti Ebubekir'e söyleyin, halka namaz kıldırsın diye imamlığı Hazreti Ebubekir'e verdi. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'in hayatında Hazreti Ebubekir Es-Sıddık'ın Müslümanlara imam olarak 17 vakit namaz kıldırdı. Tekrar ediyorum, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha hayattayken Hazreti Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu an Müslümanlara imam olarak 17 vakit namaz kıldırdı. Rebiülevvel ayının 10. cumartesi günü halk tarafından Cebrail aleyhisselam gelip son Cenab-ı Hak tarafından Cebrail aleyhisselam gelip son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın hal ve hatırını sordu. Ertesi pazar günü yine hatırını sormak için geldi ve Yemen'de peygamberlik davasına bulunan yalancı Esved-i Ansi'nin idam edildiğini haber verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'den aldığı bu haberle mutlu oldu ve sahabe-i ikram efendilerimize bunu zevkle bildirdi. Hakikaten Rebiülevvel ayının 11. pazar gecesi Esved-i Ansi San'a'da sarayında yatarken Müslümanlar tarafından yakalandı ve idam edildi. Onun fitne ve bozgunculuğu sebebiyle etrafa dağılan Müslüman memurlar yerlerine dönüp San'a emirliğine oy birliğiyle Muaz bin Cebel radıyallahu anh seçtiler ve bu güzel haber de yine Cebrail aleyhisselamla gelmiş oldu. Pazar günü Resulullah'ın hastalığı arttı. Hatta Hazreti Üsame radıyallahu anh ordudan gelip Hazreti Peygamber'in huzuruna girdi ki o ordusuyla hazır bekliyordu. Bizans üzerine gitmek üzere Resul-i Ekrem'in iyileşmesini bekliyorlardı. Geldi, Peygamber aleyhisselam dalgın yatıyordu. Üsame'ye bir şey söylemedi. Fakat ellerini havaya kaldırdı ve üzerine sürdü, onu mesetti. Ona dua etti. Resul-i Ekrem aleyhisselam biraz kendine geldi. Hatta ertesi pazartesi günü, Rebiülevvel ayının 12. günüydü. Yani doğum gününe denk gelmişti. Bütün sahabe Mescid-i Şerif'te saf bağlayıp Ebubekir Sıddık radıyallahu'nun arkasında sabah namazını kılarlarken Hazreti Peygamber Mescid-i Şerif'e geldi. Ümmetinin öyle saf saf durup ibadet ettiklerini görünce çok memnun oldu. Tebessüm buyurdu ve kendisi de Hazreti Ebubekir'e uyup namaz kıldı. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'i Mescid-i Şerif'te görünce tamamıyla iyileşti zannıyla. Çok sevindiler. O sabah namazı herkes çok mutluydu, çok neşeliydi. Resulullah yine Hazreti Ayşe'nin odasına gitti ve artık bir daha kalkmamak üzere istirahat yatağına yattı. Üsame gelip Hazreti Peygamber'in huzuruna girince Resul-i Ekrem ona dedi ki artık Allah'ın bereketiyle git. O da çıkıp ordusuna gitti ve hemen askere hareket emrini verdi. Oysa o sırada Hazreti Peygamber'in hastalığı arttı, ağırlaştı ve kıymetli kızı Hazreti Fatıma Zehra yanına çağırdı. Kulağına bir şey söyledi. Hazreti Fatıma ağladı. Sonra yine bir şey söyledi. Bu sefer güldü. Meğer önce Hazreti Fatıma'nın kulağına şöyle demiş. Ben öleceğim. Hazreti Fatıma ondan ağlamış. Ama sonra demiş ki Ehl-i Beytim'den ilk önce benim yanıma sen geleceksin. Sen öleceksin. Ölüm haberi babasına kavuşma aşk ve iştiyakından mutlu olmuş, sevinmiş ve gülmüş. Şimdi bize deseler ki öleceksin benden sonra yakında. Hangimiz seviniriz? Bu kadar mutlu oluruz. Ölümden hepimiz çok korkuyoruz. Sonra öğleden evvel Hazreti Cebrail ile Hazreti Azrail beraber geldiler. Saadet kapısına Hazreti Cebrail içeri girdi. Ve dedi ki ya Resulallah Azrail kapıdadır. İçeri girmek için sizden izin istiyor.